Başın önce şunu ifade etmek isterim. Türkiye-Almanya arasındaki hükümetler arası zirvenin tek konusu mülteciler konusu değil. Türkiye ile Almanya birbirini yeni keşfetmiş değildir. Çok tarihi ittifak ilişkilerimiz var. Çok dünyada en fazla Türk, Türkiye dışında Almanya'da bulunuyor. Dünyada en fazla Alman da Almanya dışında herhalde Türkiye'de turizme geliyor, yerleşiyor vesaire. Dolayısıyla zaten böyle bir ihtiyaç vardı. Geçen sene Berlin seyahatimizde bunda mutabık kalmıştık. Bu sene Sayın Merkel'in Ekim ayında yaptığı Ankara, İstanbul ziyaretinde de bunu Aralık ayında Berlin'de başlatalım kararı verdik. Dolayısıyla bu planlanmış bir hususlu salt mülteciler sorunla ilgili değil. Ama mülteciler sorununda tabii önemli bir boyutu bu müzakerelerin, bu konuşmaların, bu istişarelerin. Çünkü bütün dünyada artık şu anda mülteciler birinci konu halinde. Türkiye mülteciler konusunda büyük bir takdir topluyor. Katıldığım her rutumda Türkiye özel teşekkür ediliyor. Geçen sene bu yoktu. Daha önceki sene hiç kimse bir mülteciler sorunun farkında değildi. Şimdi hem bir farkındalık oluştu hem de Türkiye'yi takdir oluştu. O bakımdan tam da bu farkındalık oluşmuşken mülteciler sorunu konusunda sistematik, tutarlı, kapsamlı bir çözüm yolu bulmak lazım. Hem konunun bütün siyasi baskılara rağmen konunun öneminin farkında, insani boyutunun farkında hem de Türkiye'nin yaptıklarının ve yapabileceklerinin de farkında. Dolayısıyla Sayın Merkel de bu konuda eskiden beri yani son bir yıl içinde yaptığımız her toplantıda ortak bir perspektife sahip olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Yarınki toplantımız bu ortak perspektifin yansıması şeklinde cereyan edecek.